Yani iki mesele var. Özellikle Salih Bey'in söylediği. Birincisi, üç mesele var daha doğrusu. Kayınvalide gelini istemiyormuş. Hüseyin'e diyormuş ki bırak o şeyi, ben seni başkasıyla evlendireyim. Hüseyin bunlara yanıt verirsin ama benim için asıl önemlisi diğer ikisi. Önce şunu sorayım. Ayşe, sana sorayım. Bak, Salih Bey de telefon attığında. Salih Bey hatta mısınız? Evet, attım bir zamanım. Tamam. Salih Bey de yayında söyledi. Şimdi telefon attığında zaten. Sen gitmişsin Salih Bey'e, bir kadınla geldi, biz ayıramıyoruz diye Salih Bey'den yardım istemişsin. Ayşe, Salih Bey de yardım etmiş, Hüseyin'le o kadını ayırmış. Ayşe. Salih amcaya ben cevap vereyim. Salih amcacığım, öyle bir şey demek değil benim dediğim. Yani ayıramıyorum, şöyledir, böyledir değil. Sadece benim kaynanam falan rahatsız olduğu için, hatta sizin düğüne de geldik biz, beraber geldik, hani arkadaşız. Öyle bir şey asla yok, benim eşimle arasında bir ilişki şu bu yok. Salih amca, ben öyle arasında bir ilişki falan var diye bir şey söylemedim. Salih ben Bey sana. İnkar ediyor. Lütfen, ben böyle bir şey söylemedim diyor. Size böyle bir şey söyledi benim mi söylemedi? Benim canım doğru. Ne dedi Salih Bey? Ha. Sesim geliyor mu size? Geliyor, duyuyoruz. Ayşe de duyuyor. Evet. Hüseyin de duyuyor. Ayşe de duysun. Ayşe niye yalan konuşuyorsun? Sen benim yanıma geldiğinde Urfalı bir tane bayan vardı. Sen demedin mi? Amca, ben bunları ayıramıyorum. Bunlara abi Hüseyin'e bir şey söyledin. Senin için ben Hüseyin'i sıkıştırmadım mı ondan dolayı? Benim eşim mi bunu sana söyledi? Ben öyle bir şey demedim amca. Ben bunları ayıramıyorum falan. Bir şey demedim amca. Bunu bana söyledi. İkinci bir nokta. Anayı sizi bu soru koymadım Hüseyin. Bir dakika. Beni dinleyeceksiniz. Bir dakika Hüseyin. Anayı soru koymadım sizi. Hüseyin'le mi konuştun Salih Bey? Beni dinle ki lan. Anayı bu soru koymadım değil mi sizi? Geldim dedi, yağım dedi. Tekisinden bir yer kiraladı Hüseyin. Ben adama güvenmiyorum. Bana sizin şeyde bir yer bul dedin mi demedin mi dedin. Ben de burada adam, yer kiraladım mı? Tamam ben, Salih Bey dur. Salih Bey, Ayşe sen gitmişsin Salih Bey'den yardım istemişsin. Hüseyin'le de konuşmuş o kadınla. İnsanın başına böyle bir şey gelebilir. Sen de kocanı affedebilirsin. Sen de kocanla olan bir şey. Bunu varsa bile nesini yalanlıyorsun, anlamadım ki. Hayır, öyle bir şey olsa benim eşim direkt benimle konuşur. Ben 10 senelik evliyim. Bizim hiç kavgamız olmaz. En fazla 3 dakikadır. 3 dakika sonra biz aynıyızdır. Sen bir kadınla karını aldatmadın mı yani? Yapıyorsun. Hayır, benim eşim aldatır yani. Ben Salih amcaya bir şey demedim. Aynı anda konuşmayın. Karı koca aynı anda konuşmayın, anlamıyorum. Ayşe, sen Salih Bey'den, Salih Bey gayet her şeyi çok net bir şekilde hatırlıyor. Yani bir demans sorunu yok, Alzheimer değil, bir şey değil, bunama yok. Genç bir adam yani, o kadar yaşında fazla yok yani. Her şeyi çok net bir şekilde hatırlıyor. Salih Bey, bu konuşma ne zaman oldu? Gençleri ilk buraya köye getirmiştim. Daha yani bunun tekisinden bir yer kiralamışlar. Ben oraya gitmem sağlam da dedi. Hüseyin dedi, beni dedi tek bırakır. Biri dedi yanlışlıkla bir tanesi bir şey girer, benim adım çıkar sağlam da dedi. Aç sizin köyden bul bana dedi. Ben de Ayşe kıymayarak Ayşe'nin sözüyle durdum. Ben Hüseyin sözüyle aradayım. Ayşe'nin için ben buraya bizim köye getirdim kendimi. Sonra Ayşe bunları bana anlatayım mı dedi. Böyle bir tane dedi. Bir bayan var. Arkası papuk ala çalışıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Kocası yoktu. Tamam, bir dakika Salih Bey kim bu kadın? Bak Seda var. Videoda görünüyor sağ tarafında. Bir tane Seda var. Dans ederken bir video var. Oradaki kadın bir de beraber dans mı ediyorlar? Halay çekiyorlar yani. Evet. O halay şeyi bir ekrana bir gelsin Aslı. Bu değil ya. Hüseyin'in Salih şey Hüseyin'in evet bir halay videosu var. Kadın da orada görünüyor mu? Kadın evli mi ya? Bu değil arkadaşlar, girsenize ya. Bu değil. Ha. Kırmızı pantolon. Beni de bir ekranlara alın, full görelim o görüntüyü. O kırmızılı kadın mı? Kim bu? Hangisi? Başta olan ince olan. Başta kırmızı etekli olan. Evet, beyaz tişört. Sağ tarafında bak, şuraya bak. Dur. Gördüm. Bir kadın var orada. Görünmüyor. Daha biraz bir dakika şimdi çıkar. Bak pantolonu kırmızı. Gördüm kırmızı pantolonlu. Hüseyin biriyle halay çekiyorsun. O kadından bahsediyorlar. O benim bacım. Kimse kusura bakmasın. Kadın evli. Evli. Çocuk. Yok ya. Kocası onu boşasa bunun mebalini kim kaldıracak? Ayşe neden sen gidip Salih Bey'e söylemesen belki de bunlar olmayacakmış yani. Sen bana Salih Bey'le konuşmuşsun. Böyle
Geçiyorum ya. Ben öyle bacım diyor, kız kardeşim sağlam yani. Kız kardeşi değil, bacım sayılır diyor ha. Yani. Evli bir kadınmış ha. Yani. Bak diğer önemli, diğer önemli mesele de şu, senin büyük ablanın kocası Hüseyin. Demiş ki sizin köyde bir kız kaçırılmış, işte güzel bir kızı kaçırmışlar diye Salih Bey'e söylemişler. Dolayısıyla herkes Fadı Gül'ün şu anda sizin yanınızda olduğunu düşünüyor. Ablacığım ispat varsa buyursunlar etsinler. Ama onlar söyledi diye birisi bak, var onu söylediler Hüseyin Bey'in. Dayımın oğlu olduğu için bu ters anlamış. Bunu genlere kaç kere söyledik. Hem ben evimdeyim, eşimle mutluyum. Benim genlerin kızıyla da ihtiyacım yok. Yani. Söyle Hayşe benim yanımda yok diyor kızı ya. Abla Didem abla bu kadın diyor ana kızlarıyla arkadaş gibiydim. Kızları iyiydi diyor. Yeni de diyor erkek toplanıyor. Erkek geliyor gelinin evine diyor. Hı. Ben aşıya mı inanayım yoksa geline mi inanayım Didem Hanım? Dün de bana ablam o kadarcık şey yaptı, yükseldi. Neden yükseldi? Anneme babama yükselebilirdi. Ben sırf Hüseyin'i orada laf söyledim diye yani karaladım diye bana neden yükseldi? Bana çok kötü sözler söylüyordu diyor. Kötü sözler söyledi kardeşim. Neyisin dedi bana yani. Sen de ona kötü sözler söylüyormuşsun. O yüzden öyle yükselmiş. Yükseldi hayır diyor. Hayır. Ben ablamı tanıyorum. Normalde sessiz bir insan. Bu kızı ya canlı acıdıkları için o kadarcık sesli konuşmuştur. Şimdi, ben inanmıyorum. Ayşe inan, tek başına olduğuna inanmıyorum. Ayşe sizin yanınızda olduğu konusunda ısrarcılar. Ekibi arkadaşlarınız burada. Benim her yerimi arayabilirler. Benim sülalemin, akrabamın gel. Başka yere gönderdi. Başka yere gönderdin Ayşe diyor. Ayşe başka yere göndermişsin. Sizin parmağınız var. Ben biliyorum. Çünkü sizi koruyor benim kızım. Çıkardın ben gelsin. Sizin neden koruyor o zaman? Kızım, çık gel. Nasıl? Söyler misiniz bana? Ben kendime zor bakıyorum. Sizin kızınıza neden bakayım? Sizin kızınıza bakanlar bakıyor. Bir dakika. Size bakanlar bakıyor Ayşe. Siz tek değilsiniz, size yardımcı oluyorlar. Sana şunu söyleyeyim. Bir dakika, şöyle bir ihbar geldi. Diyor ki Gaziantep'te diyor Hüseyin ve ailesinin, Hüseyin'i de işin içine katıyor. Bu çok önemli bir iddia. Hüseyin ve ailesinin, işte bu kelimeyi kullanabiliyor muyduk Özgür ya? Kadınları sattığı, pazarladığı, pazarladığını herkes bilir. O yüzden Hüseyin de Ayşe de özellikle yüzünü o yüzden göstermiyorlar diyor. Evet, evet ablam o suçlamayı da bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Ayşe o yüzden yüzünüzü göstermediğinizi söylüyor. Hüseyin de o yüzden yüzünü göstermiyormuş. Ben misiniz Didem Hanım? Evet bak telefonu bağlar mısınız arkadaşlar? Hiçbir yüzümü göstermek istemiyorum. Ben yayına bağlanmak zorunda da değilim. Hepsini şikayet edeceğim. O Haşim'in kardeşi arada beni açık açık sövdü, tehdit etti. Bir şey söyle. Tehdit olmaz. Kimse hak edemez. Sen bir şey yapamazsın yani. Hüseyin orada mı? Hüseyin'e bir şey soracağım. Hüseyin orada mı? Ayşe. Ayşe Hüseyin orada mı? Hüseyin burada mı? Dinlemediğiniz için tamam, sinirlenip... dinliyorum. Dinliyorum da sorularımıza da yanıt versin. Hüseyin sen söylemişsin. Hüseyin gitmiş Haşim'e babasına demiş ki böyle bir şey söyledi mi sana Hüseyin? Hayır. Bu kızın derdi var. Müsait olduğunda anlatayım demiş. Bana yalan söylüyor. Böyle bir şey söyledi mi? Kesinlikle. Acaba Hüseyin'in bildiği derdi neymiş yani? İşte... Ne diyorsun Hüseyin? Sen böyle bir şey söyledin mi? Bu kızın derdi var. Müsait olduğunda anlatayım dedin mi demedin mi? Duyuyor musun Hüseyin beni? Hüseyin, kızın derdi var. Bu hastaneye gittiğinde derdi var. Müsait olduğunda anlatayım diye Haşim'e söylemişsin, onu söylüyor. Hastaneye gittiğinde. Eşim şu an sinirden kriz geçiriyor. Ekibiniz onu sakinleştirmeye çalışıyor. Lütfen böyle çirkin çirkin iftiralar atıp evet, durmasınlar. Kriz geçirmez. Ben hepsi şikayet edeceğim. Bir saniye dinler misin? Korkusundan yerine yaptı. Savcılığa kadar çıkacağım ben. Artı istediğin yere gidebilirsin. Serbest. Ben de gideceğim. Ben sizin tüm kirli çamaşırlarınızı biliyorum. Hepsini tek tek savcılığa söyleyeceğim, polise söyleyeceğim sizi. Şimdi benim bak kızlar bir saniye, iyiydi. Bir dakika Haşim, bir dakika. Az önce Eda şöyle bir iddiada bulundu. Sen söylemiştin galiba. Madde kullanıyor demiştin Hüseyin için. Doğru. Evet. Hüseyin'in madde kullandığından İçki bahsetmiştin. Evet, alkol aldığından ve evet. Madde kullandığından bahsetmiştin. Peki bu madde kullanırken, alkol alırken siz o ortamda Hüseyin'i gözlerinizle gördünüz mü? Yok görmedik ama söyleyen annesi söyledi bir dakika, bunu. Bir dakika bir şey daha annesi söyle. Sen söyle Mine. Didem
zaman benim şey kızım genlerin evinde bayıldı ya. Ha. Benim kızıma o gün bayıldığı gün ne yaptılarsa o gün yaptılar. Oradan ambulansa biniyor. Ne zaman oldu? Kaçmadan ne kadar, kaç gün önce oldu? Kaçmadan bir ay iki ay önceydi bu iki. Bir ay iki ay önce kızın o evde bayıldı. Bir anda oldu yani. Eve artık yemek yemeye diye çağırdılar bizim. Benim kızım mutfaktan çıktı, salona düştü. O zaman Hüseyin bu kızın babası, bu kızın bir derdi var, müsait olduğunu anlatayım dedi acaba. Yalan. Ondan önce demiş buna babasına, öyle söylemiş. Ha. Ama ki yalan. Benim kızım o gün genelin evinde kendinin hanımı ne verdiyse verdi. Bak Hüseyin gizli gizli içerdi. Öyle içerdi tarif yani. Tarif canım öyle şekilde. Hayır, tarif etmedi. İçerdi bunu. Yani bu arada bunu sağlığa, söylemedi bize. Madde Ayşe. Sağlığa zararlıdır. Benim asla kızımı bir bağlılık olduktan sonra. Ambulansa benim kızımı bindirmediler. Tamam, kurtulmakta zordur. Ama şimdi arkadaşlar şu röportaj, kuzen Erdal'la röportaj kaç dakika? Bir bakın kaç dakika. Çünkü yani o zaman sizin kızınıza Fadı Gür'e de madde vermiş olabilirler yani. Aynen, biz onu bekliyoruz. Odur yani, benim kızım yoksa mümkünü yok. Bana öyle hitap etmesine ben şaşıyorum. Şu anda yani benim tabii kafamı karıştıran şeyler de var. Biz Fadı Gür'ü dün ekrana aldığımızda, yani yayına, o da bağlanmak istiyor. Şu anda yayını izlediğini de biliyorum. Evet. Takip ediyor zaten. Çok öfkeli ve çok sinirli bir Fadı Gür vardı. Hatta işte Fadı Gür yani farklı farklı iddialarda bulundu. Bunların hepsini konuşacağız ama yani bir yandan da siz de diyorsunuz ki hayır, bizim kızımız böyle bir şey söylemez. Ondan sonra ya yönlendiriyorlar ya ona madde veriyorlar. Aynen. Ya kızımızın başına bir şey geldiği için bizim şu anda tek derdimiz gerçekler ortaya çıksın. Eğer Fadı Gür sağlıklı bir ortamdaysa, sevgili Fadı Gür, bize yani biz o görüntü buraya gelebilir ya da işte sizden korkuyorsa, tehdit ediyorsanız bulunduğu yerle ilgili çekimler yapabilir. Hayır. Biz yüzünü göstermeden hangi ortamda kalıyor, güvenilir bir yerde kalıyor mu, kalmıyor mu, bunu bir ekranda gösterebiliriz. Ya da mahremim, göstermek istemiyorum derseniz saygı duyarız. Ama bir yetkililerle de bir görüştürürüz kendisini. Yani bizim hem Fadı Gül'den sağlıklı bir ortamda gerçekten duruyor mu durmuyor mu, bunu net bir şekilde görmemiz lazım. Yani eğer Fadı Gül bu şekilde madde kullanmaya alıştırılmışsa ya da işte başka bir iş getirilmişse, başına bir şey getirilmişse ya da para karşılığı birliktelik, erkekler birlikte olmaya zorlanıyorsa ve tekrar eve dönmeyeceğini falan düşünüyorsa, ya bilmiyorum, bütün derdim benim Fadı Gül'e yardımcı olmak. Yoksa bu kadar detayı niye konuşacağım yani? Evet. Yani sağlıklıyım desin, işte evini göstersin. Benim kızım hakikaten. Ama üç kişi de burada diyor ki hayır diyor, ısrarla söylüyorsa ben de Fadı Gül bunu söyleyince kafam karıştı. Bir hap bulundu bizim evimizde. Hapler bulundu. Ne bulundu? Hap bulundu. Hap bulundu. Evet. Hatta kızım de içki şişeleri bulundu. Antidepresan hapları bulundu. Evet, yazılı olarak ben ona beyan etmiştim. Peki bu antidepresan hapları doktora girip, normalde antidepresan haplarını psikiyatristler, hekimler verir. Senin bir dakika Eda'yı soruyorum. Eda bir psikiyatriste gitti mi? Pardon, Fadı Gül psikiyatriste gitti mi Eda? Yok ablacığım. En son işte hastaneden sonra hiçbir yere gitmedi. Ayşe verirdi hapları. Ayşe kaynanası getirdi, hastanede çalışırdı. Ayşe getirirdi. Sakin olsun. Yani şey olsun. Ağrı kesici diye. Benim kızım yani sakin bir şeydi. Sonradan biz araştırdığımız zaman niye bu kadar hırçın mıydı o yüzden antidepresan? Yok, benim kafana göre verilmez ki antidepresan. Benim kızım çok sakindi. Antidepresan olduğunu bilmiyorduk. Biz ne kullandık? Biz ağrı kesici bizim zannediyoruz. Baktık antidepresan. Tamam. Ayşe gitti mi görüntü? Gelmiyor mu? Bunlar Ayşe'ye yanıt vermesi lazım ya. Ayşe, siz böyle antidepresanlar verdiniz mi kıza ya, Fadı Gül'e? Görüntü ne durumda? Bir Ezgi'ye sorsanız antidepresan meselesini. Ezgi izliyor mu yayını? Muhabirimiz orada da, duyabiliyorlar mı yayını? Bir sorsanız arkadaşlar. Bu çok önemli bir iddia. Yani antidepresan görünümünde başka bir acaba madde mi verdiler? Ne amaçla? Ne amaçla verdiler? Bir de alkol şişesinden bahsediyor. İkisi bir araya geldiği zaman korkunç.